Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin soruşturmanın 29. gününde sır perdesi aralandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın başından bu yana ikinci kez açıklama yaptı. Suudi gazeteci önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluğa girer girmez boğularak öldürüldü. Cesedi ise parçalanarak yok edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Mucib ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verilerek Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girer girmez boğularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalanarak yok edildiği kaydedildi. Cemal Kaşıkçı soruşturması için 3 gün önce Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Mucib ise bugün Türkiye'den ayrıldı. Suud El Mucib İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde İstanbul Adliyesi'ne 2 kez giderek Başsavcı Fidan ve Türk heyetle görüşmüştü. Mucib dün gece ise İstanbul MİT Bölge Müdürlüğü'ne gitmişti. Suudi savcının Türk meslektaşlarından Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin bilgi ve belgeler istediği, ayrıca Kaşıkçı'nın cep telefonunu da talep ettiği öğrenildi ancak telefon kendisine verilmedi. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili iki soru ise halen yanıt bulamadı. Suudi Başsavcı ceset nerede, yerel işbirlikçi kim sorularına yanıt vermedi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Suudi Başsavcı cesetin akıbetinin Suudi Arabistan'da birlikte yapılacak sorgulamalar sonucunda tespit edilebileceği, olayla ilgili olarak yerli işbirlikçi bulunduğuna dair Suudi Arabistan Krallığı makamlarının herhangi bir beyanının olmadığını bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen görüşmelerden somut sonuç elde edilememiştir ifadeleri kullanıldı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ise 18 zanlının soruşturma kapsamında tutuklandığı Suudi Arabistan'a davet edildi. Türkiye-Suriye sınırında tansiyon yüksek. YPG mevzilerinden sınır karakoluna taciz ateşi açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü YPG'nin Fırat'ın doğusundaki mevzilerini bombaladı. 10 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Şanlıurfa Suruç'ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığı'na PKK-PYD-YPG terör örgütü tarafından taciz ateşi açıldığını duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları meşru müdafaa hakkı doğrultusunda saldırı anında karşılık verdi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi sınır hattından Fırat'ın doğusundaki Kobani bölgesinde bulunan terör örgütü mevzileri obüs bataryalarıyla ateş altına alındı. Fırtına obüslerle vurulan mevzilerdeki 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırıda herhangi bir askerin zarar görmediği, bir askeri araçta hasar meydana geldiği kaydedildi. Pazar günü de obüs bataryaları sınır hattında bulunan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü YPG hedeflerini vurmuştu. Fırat Nehri'nin doğu kıyısında bulunan ve Türkiye sınırına hakim yükseltilere sahip olan Zor Mağar bölgesindeki terör örgütü faaliyetlerini engelleme kapsamında top atışları da yapılmıştı. Terörle mücadele operasyonları aralıksız sürüyor. Şırnak kırsalı ile Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 11 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'ta düzenlenen operasyonda PKK'nın sözde Gabar sorumlusu da sağ olarak ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan bilgilendirmeye göre Irak'ın kuzeyi Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatlarında terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edildi. Hava harekatlarında üst bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 23 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak Jandarma Komutanlığı'nca Gabar Dağı bölgesinde bulunan Güçlü Konak ilçesi Demirboğazlı Köyü kırsalında düzenlenen operasyonda ise ikisi ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi. Sağ ele geçirilen teröristin örgütün sözde Gabar Halkla İlişkiler Sorumlusu Fedekar Cizir kod adlı Emrah Naycı olduğu tespit edildi. Güdi Dağı, Helanipir Tepe kırsalı sabah saatlerinde düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilenlerle birlikte Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Ankara'da Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan, uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin adının SİPER olduğunu açıkladı. Çok önemli bir müjdeyi milletimle paylaşmak istiyorum. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Adını da SİPER koyduk. Yerli hava füze savunma sistemi projesi için çalışmalar başladı. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gerek sınırlarımız içinde, gerekse sınırlarımız dışındaki operasyonlarda yerli savunma sanayi araçlarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Şimdi daha ileri gidiyoruz. İnşallah onu da öyle zannediyorum ki 2019'un ortasına doğru onu da üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi. Ankara'da teknoloji geliştirme altyapı töreninde konuşan Erdoğan, yerli sanayinin terörle mücadelede önemini vurguladı. Her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz yoktur. İşte bunun için milli teknoloji hamlesi diyoruz. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ni eleştirdi. Bizi kapılarında çok beklettiler. Öyle beklettiler ki bugün git yarın gel, sonunda kongreden izin çıkmadı dediler. Ama sağ olsunlar bizi de şu anda mal sahibi yaptılar. Cumhurbaşkanından bürokratlara da uyarı geldi. Milli güvenliğimiz bakımından kritik ve acil konularda ısrarla ve yabancı menşeli ürün talep eden kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum. Merkez Bankası yılın son enflasyon tahmin raporunu açıkladı. 10 puan artırılan enflasyon tahmini %13.4'ten %23.5'e yükseltildi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Çetinkaya enflasyonun 2018 sonunda %23.5 olarak gerçekleşeceğini, 2019 sonunda %15.2'ye, 2020 sonunda ise %9.3'e geriledikten sonra orta vadede %5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ettiklerini bildirdi. Gıda fiyat enflasyonu tahminini 2018 için %13'ten %29.5'e, 2019 sonu için gıda enflasyon tahminini %10'dan %13'e güncellendi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni vergi indirimlerini açıkladı. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konuta ÖTV ve KDV indirimleri yapıldı. Yeni oranlar yıl sonuna kadar geçerli olacak. Gerek enflasyonla mücadeleye destek vermek, gerekse kurdaki etkiyle daralan bazı sektörlerimizi canlandırmak için yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alıyoruz. Konut satışlarında KDV oranlarında %18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. Tapu harçlarının %4'ten 3'e indirilmesi. Bu uygulamayı da yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü başlığımız mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranını %18'den 8'e indiriyoruz. Beyaz eşya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar beyaz eşyalarda 0'a indiriyoruz. 1600 cc 6 motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz. Ticari araçlarda KDV oranlarını %18'den %1'e indiriyoruz. CHP Merkez Yürütme Kurulu bugün toplandı. Toplantının ardından açıklama parti sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Öztrak, madem dolarda bu dönemde bir rahatlama var, bunu vatandaşın elektrik ve doğalgaz fiyatlarına neden yansıtmıyorsunuz diye sordu. Öztrak'ın gündeminde yerel seçimlerle Tunceli'de donarak şehit olan iki asker de vardı. Öztrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya istifa çağrısında bulundu. Mugalatayı bırakacaksınız. Madem tek adamsınız, sorumluluğu alacaksınız. Ya bundan sorumlu bakanı
görevden alacaksınız ya da istifa edeceksiniz. Tunceli'de iki askerin donarak şehit olmasına ilişkin başlatılan adli ve idari soruşturma sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen iki müfettiş kente giderek çalışmalarına başladı. Ancak CHP'ye göre bu yeterli değil. İçişleri Bakanı teçhizat eksiği yok diyor. Hava koşulları aniden ağırlaşmış. Çorlu'da tren kazası oldu, hava koşulları dediler. Bu ülkenin bir meteoroloji teşkilatı yok mu? Her şeyi hava şartlarına bağlayıp işin içinden sıyrılıveriyorlar. CHP Merkez Yürütme Kurulu toplantısı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası parti sözcüsü Faik Öztürk kameraların karşısına geçti. Madem dolarda bu dönemde bir rahatlama var, bunu vatandaşın elektrik ve doğalgaz fiyatlarına neden yansıtmıyorsunuz? Açık söyleyeyim, hazine müsteşarlığı yapmış biri olarak ben bu rakamları gördüğümde uykularım kaçıyor. Tüm bu rakamlar ekonomide artık yumuşak iniş ihtimalinin kalmadığını, inişin oldukça sert olacağını gösteriyor. Ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren CHP'nin gündeminde yerel seçimler de vardı. Öztürk İstanbul için henüz aday belirlenmediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaylarla ilgili değerlendirmelerimiz devam ediyor. En doğru adayla, sandıkta mutabakatı sağlayacak bir adayla en çok oyu alacağız. Bu seçimler Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir zaferi yakaladığı, tek adam parti devleti rejimine dur dediği seçimler de olacaktır. Yerel seçimler için çalışmaların hızlandıran siyasi partilerin kulislerinde aday hareketliliği başladı. MHP'nin yerel seçimlerde İstanbul'a Bedrettin Dalan'ı aday göstereceği iddia edildi. İstanbul'da Anavatan Partisi döneminde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Dalan ise siyasete geri dönmeyeceğini açıkladı. Pazartesi günü İstanbul'da sürpriz bir adayımız olabilir. Onun için ileri günleri beklemek lazımdır diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasından kısa süre sonra MHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Parti kaynakları Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bedrettin Dalan isminin düşünüldüğünü kaydetti. İsmi siyaset kulislerini hareketlendiren Bedrettin Dalan ise iddiaları yalanladı. Bu habere teşekkür bile etmeyeceğini, çünkü siyasetin dışında olduğunu ve tekrar girmeyeceğini defalarca söylediğini kaydeden Dalan, "Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım." dedi. Zahmeti de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı'nda bugün ilk uçuş heyecanı yaşandı. İlk tarifeli uçuş Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferiyle yapıldı. İstanbul Havalimanı kapılarını açtı. İlk tarifeli uçuş Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Ankara seferiyle yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya gerçekleşen ilk uçuşa tanıklık edecek olan yolcular sabah erken saatlerde havalimanına geldi. Çok heyecanlıyım. Aynı gün gideceğim, aynı gün döneceğim zaten. Tamamen bir deneyim. Böyle özel bir şeye rastlamak bayağı güzel, keyifli. Tadını çıkarıyoruz. İlk uçuşta olmak yani çok güzel bir şey benim için. Hem de pilotaj öğrencisi olarak. İstanbul Havalimanı'nın ilk ziyaretçilerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan karşıladı. Check-in kontuarına gelerek temsili biletini alan Bakan Turhan, bazı yolcularında bilet kesim işlemini yaptı. Sağ salim. İnşallah. İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş biletini alan Alman vatandaşı Tino Delker oldu. Auf Deutsch? Ja, ich fühle mich sehr sehr gut und ich muss ehrlich sagen, mein Herz klopft ein bisschen. İlk seferini Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla yapan Türk Hava Yolları'nın Ortaköy isimli uçağında 340 yolcu yer aldı. Hanım ısrarla biz bu birinci seferi kaçırmayalım dedi. Bu ilk uçuşa katılabilmek için, bu anı yaşayabilmek için Ankara'ya uçuyoruz. Sefer saati yaklaştığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Kule'ye çıktı. Bakan Turhan'ın konuşmasının ardından 20 dakika boyunca teker döndüren yolcu uçağı pist başı yaparak havalandı. Türk Hava Yolları 4 Sierra Zulu. Son rüzgar 220 dereceden 15 knot. 3-5 sağ pistten kalkış serbest. Türk Hava Yolları'nın TK-2124 kodlu uçağı saat 11.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na hareket etti. İstanbul Havalimanı'na ilk inen uçaksa saat 14.15'te Ankara-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı oldu. İstanbul Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşuysa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleşti.
Boeing 737-800 tipi uçak ikinci seferinde Ercan Havalimanı'na gitmek için saat 17.30'da havalandı. Atatürk Havalimanı'ndaki bütün operasyonumuzu 1 Ocak itibariyle buraya taşımayı düşünüyoruz. Türk Hava Yolları ilk aşamada İstanbul Havalimanı'ndan Ankara, Antalya, İzmir, Kıbrıs Ercan ve Azerbaycan Bakü'ye tarifeli sefer düzenleyecek. Bedelli askerlik için başvuru süresinin bitimine sayılı günler kaldı. Bedelliden yararlanmak isteyen yükümlüler için son başvuru tarihi 3 Kasım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla askerlik şubeleri yığılmaları önlemek için 24 saat hizmet veriyor. Bakan Akar dün gece o şubelerden birindeydi. Sürpriz ziyaret yaparak çalışmaları yerinde denetledi. Hepinize kolay gelsin. Çalışanlar, buradaki hükümlü arkadaşlarım, bedelli arkadaşlarım hepinize kolay gelsin. Burada gördüğünüz gibi bütün efendim sistem işte olay dediğim gibi hızlı bir şekilde yapmak için gayretlerini gösteriyor. Bedelli askerlik için başvuru süresinin bitmesine sayılı günler kala Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sürpriz denetim geldi. Albay Kadir Oktay, Küçükçekmece Askerlik Şubesi Başkanı. Sağ ol. Akar yığılmaların önlenmesine yönelik 24 saat hizmet talimatı vermişti. İşte o talimatı yerinde denetlemek için İstanbul Avcılar ve Küçükçekmece Askerlik Şubelerinin bulunduğu binaya gece yarısı habersiz gitti. Evet, bakalım diyor, ne yapıyoruz? Bedelli askerlik başvurusu için bekleyen yükümlüler Bakan Akar'ı karşılarında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Kaçta geldin sen? Sabah 9'da geldin. Askerlik şubesi yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, başvuru için bekleyenlerle de sohbet etti. Biraz iyice geç kalmışız. Evet. İyice geç kalmışız. Yaş kaç? Kaç? Öpe geç kalmışız. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Akar ziyareti dolayısıyla işlemlerin aksamaması uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatının ardından tatil günleri ve mesai saatleri sonrasında da hizmet vermeye başlayan askerlik şubelerine son 5 günde 120 binden fazla kişi başvurdu. Bedelli askerlik için başvuru süresi 3 Kasım Cumartesi günü sona eriyor. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik bu sabah yeni bir operasyon başlatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 12'si aktif görevde 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kuvvet komutanlıklarına yönelik yürüttüğü mahrem imam soruşturmaları kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları gerekçesiyle 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü albay, 3'ü yarbay, 2'si binbaşı, 7'si yüzbaşı, 5'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 6'sı assubay. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin 12'sinin aktif görevde olduğu belirtildi. Bursa'da eski vali Şahabettin Harput'un da aralarında olduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı FETÖ davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mahkeme Harput'un yurt dışı yasağı konularak ev hapsinin kaldırılması talebini reddetti. Savcı mütalaasında sanıkların örgüt kurmak ve yönetmek suçundan değil, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan yargılanmasını ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlamasından da beraat etmelerini talep etti. Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen 4 kişinin tutuklanmasını, 2 kişinin ise beraatini isteyen savcılık, eski vali Harput'un da yurt dışı yasağı konularak ev hapsinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanıklara mütalaaya ilişkin savunmalarını yapmaları için ek süre verdi. Tutukluluk ve adli kontrol hükümlerinin değiştirilmesi yönündeki talepler reddedilerek duruşma ertelendi.
Bursa'da hakkında FETÖ soruşturması yürütülen bir iş adamına bilgi sızdırdığı iddia edilen polis memuru tutuklandı. Edinilen bilgiye göre kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri aynı şubede görevli bir polis memurunun hakkında FETÖ soruşturması yürütülen iş adamına bilgi sızdırdığını tespit etti. Gözaltına alınan polis memuru sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek suçundan tutuklandı. Trabzon'da 4 yaşındaki kız çocuğu sokak ortasında cinsel istismara uğradı. İfadesinin ardından serbest bırakılan zanlı sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Olay Ortahisar ilçesinde meydana geldi. Bir adam sokakta gördüğü kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs oturduğu kapı önünde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken kimliği belirlenen şahıs gözaltına alındı. Ancak ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine istismar zanlısı dün gece ikinci kez gözaltına alındı. Zanlı sevk edildiği mahkemece çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediyede temizlik görevlisi olduğu belirtilen zanlının olaydan sonra iş akdinin fesih edildiği de öğrenildi. Kahramanmaraş'ta bir kadın kucağında bebeği, yanında iki çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından darp edildi. Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan kadın kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. O anlar işte böyle görüntülendi. Olay Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Şazibey Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerindeki bir alışveriş merkezi yanında bulunan boş arsada meydana geldi. Bir kadın kucağında bebeği ve yanında bulunan iki çocuğunun gözleri önünde eşi tarafından darp edildi. Aldığı darbeler nedeniyle fenalaşan kadın kucağındaki bebeğiyle yere yığıldı. Kadının bayılmasıyla panikleyen adam ise annenin altında kalan bebeği aldı. Yaşanan şiddet çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 24 yaşındaki eşine şiddet uygulayan adam gözaltına alındı. 29 yaşındaki zanlı hakkında kamu davası açıldı. Şanlıurfa'da bir adam evinin camı kırıldı diye çılgına döndü. Camı kırdığını iddia ettiği küçük çocuğu sopa ve bıçakla darp etti. O anlar başka biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Evinin camı kırıldı diye gözü döndü, küçük çocuğa sopa ve bıçakla saldırdı. Şanlıurfa'da küçük bir çocuk top oynarken bir evin camını kırdı. Yaşanan olaya öfkelenen ev sahibi küçük çocuğa saldırdı. Küçük çocuğu bıçak savurup sopayla darp eden şahıs üstüne üstlük bir de ölümle tehdit etti. Çocuğun korku içerisinde yalvarmasını aldırış etmeyen adam dakikalar boyunca şiddet uygulamaya devam etti. Çocuğun yaşadığı korku hem sesine hem de yüzüne yansıdı. Ankara'da abi dehşeti yaşandı. Kız kardeşinin sevgilisini öldüren adam aynı silahla intihar etti. Önce kız kardeşinin sevgilisini öldürdü, sonra intihar etti. Cinayetin adresi başkent Ankara. Kahramankazan'daki bir kuru yemiş dükkanına giden 32 yaşındaki Güray Yeşilçimen, kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 47 yaşındaki iş yeri sahibi Mehmet Aşkar'a kurşun yağdırdı. Ardından aynı silahla intihar etti. Bayan oradan geldi, bağırdı, çöp dökmeye gelen bayan. Biz de gittik, baktık ilk giden bir arkadaş ekmek almaya gelmiş oraya. İkinci giden benim. Gittim, baktım adam kanlar içerisinde yatıyor. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Güray Yeşilçimen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı olarak ambulansla Kahraman Kazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşkar'da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken Aşkar'ın 20 gün önce Emniyet Müdürlüğü'ne giderek sevgilisinin ailesinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı. Bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay Tabakhane Mahallesi, Bebek Sokak'ta meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlar çekildi, mermilerin isabet ettiği 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 26 yaşındaki Emrah Yıldırım, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu. Soruşturma sürüyor. İstanbul'da seyir halindeki hafif ticari araç bir motosikletliyi sıkıştırdı. Yol verme tartışması kavgaya döndü. Motosiklet sürücüsü araç sürücüsüne yumruk attı. Arabasından inemeyen sürücü çılgına döndü. Tüm bu yaşananlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Ver dostum, geçti. Gel, gel. Sakin ol, gel. Atla arabana. Trafikte yumruk yiyen sürücü çılgına döndü. Aracından inmek istedi ama sıkıştığı yerden bir türlü çıkamadı. Sakin ol. Abi bir dakika. Sakin. İstanbul E5 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy mevkii Edirne istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre bir motosikletliyi sıkıştırdı. Dengesini kaybeden motosikletli araca çarparak yere düştü. Ne oldu? Abi vurdu araba ya. Sinirlenen motosiklet sürücüsü araca vurduktan sonra kendisini sıkıştıran sürücüye yumruk attı. Çılgına dönen sürücü aracından inmeye çalıştı ama başaramadı. Otur. Abi bir dakika, çıkamadım arabadan. Sakin ol. Sürücü aracından inmeye çalışırken motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Dakikalar sonra ayakkabısız bir şekilde araçtan inebilen sürücü ise motosikletlinin arkasından koşmaya başladı. Sakin ol. Sakin ol dostum, gel. Arkasından küfürler yağdırdı. Sakin ol. Çılgına dönen sürücüyü çevredeki diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. Abi vurdu araba ya. Niye vuruyorsun benim arabama dedim trafikte? Şurada orta şeritteyim ya. Allah Allah. Adam durdu. Adam geldi gelmez bana vurması bir oldu. Ya çıkamayayım arabadan. AK Parti Bursa eski il başkanı Sedat Yalçın yaklaşan yerel seçim sürecini değerlendirdi. Yalçın belediyecilik anlayışı ve Bursa'nın ihtiyaçları ile ilgili düşüncelerini Olay Gazetesi yazarlarıyla paylaştı. Bütün amacımız Bursa ile ilgili güzel noktalara ulaşmak. Siyasette gözler 31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlere çevrildi. Olay Gazetesi yazarlarıyla buluşan AK Parti Bursa eski il başkanı Sedat Yalçın seçim sürecini değerlendirdi. Muhtemelen Aralık ayında sonuçlar ortaya çıkar. Yani öyle bekleniyor. Kasım ayında müracaatlar olacak. 2014 yerel seçimlerinin yanı sıra bu yılda aday adaylığı için kulislerde ismi geçen isimlerden biri olan Yalçın, yerel yönetimlere verilen yetkinin genişletilmesi gerektiğini Londra örneğiyle açıkladı. Bir şehrin yönetimini bir belediye başkanına veriyorsanız onun elini kolunu bağlamadan vermeniz gerekiyor. Yani hukuki olarak bir serbestiyeti olması lazım. Hızlı hareket edebilmeli. Ya birçok şey bakanlar kuruluna, ilgili bakanlığın yetkisinde olmamalı. Çok önemli bir örneği Londra'dır. Tek bir hareket yapmış İngiltere hükümeti. Bütün yetkileri Londra ile ilgili şehre dair yetkilerin tamamını belediye başkanına devretmiş. Yerelde kurulacak kent gösterge izleme merkezi ile kent karnesinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Yalçın, belediyelerin üretici ile tüketici arasındaki rolünün de artması gerektiğini düşünüyor. Yerel yönetimlerin bence görev alması gereken, şu günlerde görev alması gereken üreticiden direkt tüketiciye bazı köprüler kurulması gerekiyor. Bu geçmişte kooperatifler vesaire üzerinden yapıldı. Yine aynı şekilde yapabilir. Kent içi ulaşımda yeraltı tünelleri yapılması gerektiğini belirten Yalçın'a göre ulaşımla kentsel dönüşüm sorunları paralel gidiyor. Çözümse ekoşehirlerin bir an önce hayata geçirilmesi. Kentsel dönüşümün bir defa
hukuki altyapısını çok iyi netleştirmeden yola çıkmamak gerekiyor. Geçici çözümlerden öte köklü çözümler açısından konuşmak gerekiyor. Köklü çözümler eko şehir hüviyetinde uydu kentler kurmak. %50 sosyal donatı alanı ve bir emsalle yaptığınız şehir eko şehirdir yani. Bursa'da emekli 1. sınıf emniyet müdürü Metin Özkan evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Kükürtlü Mahallesi 1. Çığ Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşadığı belirtilen Özkan'ı birkaç gündür göremeyen apartman görevlisi zile basıp yanıt alamayınca durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri eve gitti. Kapıyı çilingir yardımıyla açan ekipler Özkan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sandalye üzerine çıkarak dolaptan tabak almaya çalışırken düştüğü ihtimali üzerinde durulan Özkan'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. 55 yaşındaki Metin Özkan'ın son olarak Adana İl Teftiş Kurulu'nda görev yaptığı belirtiliyor. Bursa'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ölümden döndü. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Kaza İnegöl ilçesi Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan bisikletiyle İnegöl'e gitmek için yola çıkan 82 yaşındaki Şefik Çelikbalta yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bir otomobil bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bisiklet sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Bursa'da bir oto tamircide patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan iş yerinde 3 kişiyi yaraladı. Olay Osman Gazi ilçesine bağlı Panayır mahallesinde meydana geldi. Oto tamirci dükkanında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından iş yeri alev alev yanmaya başladı. Olayda iş yerinin 3 çalışanı yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlama ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Hırsız girer korkusuyla 100 bin liralık ziynet eşyalarını yanına alarak pazara götüren kadın burada hırsızların kurbanı oldu. Bursa'da yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay pazar günü Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Evine hırsız girer korkusuyla 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını yanına alan kadın İhsaniye pazarına gitti. Talihsiz kadın pazarda gezerken altınlarının bulunduğu çantayı bebek arabasına astı. Bir süre sonra kadının etrafını saran 5 hırsız çantayı çaldı. Şikayet üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızların çantayı çalma anını tespit eden yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri kimlikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalınan ziynet eşyaları ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Hırsızlık olayına karışan 5 kişiden 4'ü mahkemece serbest bırakılırken bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afganistan'da orduya ait bir helikopter düştü. Olayda aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 25 kişi öldü. Başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında ise 7 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın güneybatısındaki Farah vilayetinde orduya ait bir helikopter düştü. Helikopterde ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti. Afgan yönetimi helikopterin kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü açıklarken Taliban ise helikopteri vurduklarını iddia etti. Başkent Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında ise 7 kişi yaşamını yitirdi. Saldırgan Kabil'in Pulhicharhi hapishanesi yakınlarında hapishane çalışanlarını taşıyan araca yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdi. 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Rusya'da Federal Güvenlik Servisi'nin
Argenhelsk bölgesindeki binası girişinde patlama meydana geldi. Olayda patlayıcıyı binaya getiren kişi öldü. 3 güvenlik servisi çalışanı da yaralandı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada Federal Güvenlik Servisi'nin Arhangelsk'teki binasının girişinde bir patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya Terörle Mücadele Komitesi yetkilileri ölen kişinin patlamaya neden olan bombayı binaya getiren kişi olduğunu belirtti. Yetkililer bu nedenle olay hakkında terör suçu maddesi üzerinden soruşturma açıldığını kaydetti. Yaralanan 3 kişinin ise Federal Güvenlik Servisi çalışanı olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Savunma ve Dışişleri Bakanları Yemen'de çatışmalara son verilmesini istedi. Taraflara ultimatum verildi. Amerikan Savunma Bakanı James Mattis, Yemen'de savaşan taraflara 30 günlük ultimatum vererek barış görüşmelerine başlanmasını istedi. Mattis, Washington'da katıldığı bir konferansta Yemen'de artık barış çabalarının gerekli olduğunu belirterek bir ateşkes temelinde herkesi müzakere masasında görmek istiyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin de Yemen'de sivillerin yaşadığı tüm bölgelere hava saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti. Pompeo, çatışmaların nedeni olan sorunları ve sınırların askerlerden arındırılmasını ele almak için Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in yönetiminde Kasım ayı içinde üçüncü bir ülkede müzakereler yapılması gerektiğini vurguladı. Pakistan'da Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle idama mahkum edilen Hristiyan Asya Bibi Anayasa Mahkemesi'nde görülen temyiz duruşmasında serbest bırakıldı. Karar ülkeyi karıştırdı. Pakistan'da 9 yıldır tutuklu bulunan Asya Bibi'nin serbest bırakılması ülkeyi karıştırdı. Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği gerekçesiyle idama mahkum edilen Hristiyan kadının temyiz duruşması başkent İslamabad'daki Anayasa Mahkemesi'nde görüldü. İlk olarak 2010 yılında yerel mahkeme, 2014 yılında ise Lahor Yüksek Mahkemesi tarafından idama mahkum edilen Bibi'nin temyiz duruşmasında idam kararı iptal edildi ve serbest bırakıldı. Kararın açıklanmasının ardından başta Lahor, Karaçi ve İslamabad gibi büyük kentlerde sokaklara dökülen eylemciler 53 yaşındaki Bibi'yi serbest bırakan yargıçlar için de ölüm cezası talep etti. İdam edilmediği takdirde başkaları tarafından öldürüleceği yönünde tehditler alan Bibi ve ailesinin ülkeden ayrılması bekleniyor. Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabhbhai Patel'in bronz heykeli olan ve dünyanın en uzun heykeli unvanını alan yapının açılışı yapıldı. 403 milyon dolara mal olan heykelin açılışını Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerçekleştirdi. Hindistan'ın Gujarat eyaleti Kevadiya kentinde inşa edilen dünyanın en uzun heykeli tamamlandı. 403 milyon dolara mal olan 182 metre uzunluğundaki Hindistan'ın demir adamı Sardar Vallabhbhai Patel'in heykelinin açılışını Hindistan Başbakanı Narendra Modi gerçekleştirdi. Açılış töreni sırasında Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklardan Narmada Nehri kıyısındaki birlik heykeline çiçekler atıldı. Özgürlük Anıtı'nın neredeyse iki katı büyüklüğündeki heykel, Patel'in yaşamı ve çalışmalarına dair bir araştırma merkeziyle 2000 fotoğraf ve 40 bin belgeyi içeren bir müzeyi de barındıracak. İngiliz sömürgecilerin 1947'de ülkeden ayrılmasından sonra Hindistan'ın ilk İçişleri Bakanı olan Patel, bağımsızlık sonrası dönemde çeşitli eyaletlerin bütünleşmesinde önemli rol oynamıştı. Fransa'nın başkenti Paris, alışılmışın dışında bir defileye ev sahipliği yaptı. Podyumda bu kez renk renk kumaşlardan dizayn edilen elbiseler değil, çikolatadan yapılmış kostümler vardı. Çikolatayı yemek yerine giydiler. Birbirinden ilginç çikolata elbiseleri podyumda sergilediler. Fransa'nın başkenti Paris, dünyanın en büyük çikolata fuarına ev sahipliği yaptı.
Podyuma çıkan mankenlerin üzerlerinde çikolatadan kostümler vardı. Kıyafetlerin tasarımlarında şefler, stilistler ve terziler bir arada çalıştı. Sütlü ve kahveli çikolatalar kullanıldı. L'importance du défilé, c'est très important, c'est pour montrer que les chocolatiers sont des artistes, les pâtissiers aussi, et ils créent des robes avec les designers. Kostümleri giyenler arasında ünlü Fransız futbolcu Djibril Cissé de vardı. 24.sü düzenlenen Fransız Çikolata Fuarı kapsamındaki defile büyük ilgi gördü. Bu haberimizde ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. İyi akşamlar.